girecek. Biraz işler karıştı. Zisto. Şimdi Mites ilk oyuncuyu karşılayacak. Güzel bir burst geldi. Birebir değişir. Oy. Harika. Harika bir vuruş ardından Glove. Orada iki oyuncu gördüğü bir Shokoko kullanacak. İsabet ederse kill gelebilir. Toronto Rip'i yakalamış Sochi. Zehir gelmeden önce zaten Glove'u buldu. Unity devam ettirmeye çalışacak pozisyonu. Sağında bir oyuncu var. Unity zorlandı. Lawrence kill'i çıkardı ve artık tek başına Toronto var. Kill'lerini arttırmak zorunda Toronto. Pikler geliyor ve Toronto'yu düşüren de Lawrence oldu. 3 kill'le Lawrence bu roundu kapatıyor. Fire... Oyuncu bulacak oh. Az sonra. Şimdi bir Viper'ine geldi. Zistu. Ateş ediyor. Orada kimseye mermi isabet etmedi. Social içeriye kadar girmeyi başarıyor ancak Mites tahmin etmedi bu noktada. Mites bir kill çıkarmıştı. Rip, Lawrence ikilisi birer skorda onlar buldu. Mites'in dayanması lazım. Mites ancak bir kill daha bulabildi ve sonrasında Sochi Mites'i yakalıyor. 2v3 bonusta gümbür gümbür ortadan koştular aya. Sight'ı aldılar. Şimdi Glove ve Toronto round'u geri çevirmeye çalışacaklar. Yani drone'la birlikte öne çıkmaya çalışacak ama aynı zamanda kendisi de işaretli. Glove'un Toronto en arkadan gelip ilk oyuncuyu bulabilirse bir şansı olabilir. Bakması gereken birden fazla açı var ama Mobank'lerle birlikte çok daha fazla hasar alan kendisi oldu. Sochi'nin aldığı kill'le birlikte tek başına Glove o da olursa düelloyu kaybedip. Seda kesildi, info kanalları kapatıldı. Fireflux kontak bir şekilde B'ye doğru ilerliyor. Ve Mites'de bir tecrit var. Savunma entry ile birlikte çok rahatlatılabilir. O yüzden o entry şart gibi belki. Çünkü sadece tecrite güvenemezler. Karşıda bir sova ölçüsü var çünkü Unity. Şimdi ilk oyuncuyu fark eden Glove oldu. Sochi takası erken getirdi bu büyük şans. Rakibi gördüğü Unity. Acaba engelleyebilir mi? Spike kurulacak. Ortada bir oyuncu var. Unity ayakta kalamadı. Lurz'dan harika bir vuruş. Mites'i de görebilir. Mites hala beklemeyi tercih ettik. Kitchen'da Lurz içeride güvenli bir şekilde geziyor. Rip de bu bölgeye gelecek. Sıkışı diyebiliriz sağında. Şimdi aslında Lurz var. Lurz daha fazla hamle yapmak istemiyor. Mites Rip'i düşürdü. Lurz tek başına kaldı. Burada Lurz'u tahmin etti Mites ama kili çıkartan Lurz. Zisu'dan takas geldi. 2v2. Sochi'de ulti var demiştik. Bu ulti çok çok kritik. Sochi bu yüzden gerilere doğru gitti ve Sociable. Elinde operatör var. Ulti gelecek. Yarı. İlk de tek geldi. Yarıya kadar aldı ama Sochi aynı zamanda kili getiriyor. Sociable'ın bir de deşi var. Eline klasiğini almayı tercih etti. Toronto bir smoke bıraktı. Çok iyi bir yere değil ama yarıdan alabilir mi? Hemen bir de işte bu arada Sochi'den Toronto'ya fırsat vermediler ve Sochi bıçaktan kurtarmış oldu Toronto'yu. Harika bir round Fireflux adına. Şimdi Toronto hemen sis bulutuyla, duman bulutuyla onu kapattı ve Sochi drone'unu kullanıyor. Lurz yine erken bölümde kill almış. Anti-ekollara karşı o kadar rahat ki Fireflux. Normalde bu kadar rahat bir oyun değil Valorant anti-ekollara karşı. Zistu biraz gelecek ortamı. 4v4 ama Lawrence hemen Toronto'yu yakalamış. Ekstra acaba bir kill daha gelir mi? Herkes ağda. Herkes ağda dediğin gibi ve Zistu yine MBK tarafına oturacak o gap tarafında. Sochi çok zorlandı. Birebir takastan sonra yerden alan silahla birlikte Unity. Lawrence'i yakalamış 2-2 oyun. Unity takım arkadaşlarından birini de kaldırabilir. Ki öyle olacak. Öyle olacak. Denemeler var. Koruyamadı takım arkadaşını. Aa, Rick hemen sağında bir oyuncu var. Yeme giderken kendi yeme oldu. Lurza bu arada takası kes. Eğer ultiler gelirse Zistu erken geliyor buraya. Zistu sağında fark edecek ama vuramadı. Mermi gelmedi çok oraya. Oynuyor. Şimdi çok yukarı çıkıyor. Çok iyi oynuyor. Harika bir farkındalık Lurz'dan ve round'u kazandı. Mükemmel bir clutch. Gittiğini söyleyelim. Bir Sage ultisi kaybettiler. Bu roundda Unity açılacak. Ters ayakta yakalanmış olabilir ama güzel bir vuruş. Geri kaçmaya çalışıyor. Dikkatsiz buna karşın Lurz. Fırsat tepti diyelim ve 3v5. Glove da Sociable'ı yakalıyor. İyi bir başlangıç. En sonunda nihayetinde aslında oksijen için. Ya şimdi bir tane oyuncu sızdırmaya çalışacaklar. Sochi'nin önünde Toronto olacak. Bakalım atışında isabeti buldu Toronto. İyi bir hamle. 5-2. Buradan sonra oksijenin round'ı iyi bir şekilde kazanması lazım. Gelen şok hukukuna karşılık kili çıkarttı ama birebir takas. Bu oksijenin istediği senaryo. Rip şimdi side arkasına doğru sızmaya çalışıyor bir yandan. Çünkü bir tez birebir düello fırsatı vermek istemeyecek sanırım Rip fark edildi o tarafta. Smoke'tan hala oynuyor Mites. Büyük başarı ile birlikte bakalım. İkinci bir oyuncunun yeri açığa çıktı. Birebir takas. Lawrence hemen Sochi'yi kaldıracak. Koruyamadılar yalnız. Zistu tekrar deneyecek. 3 kill. Harika bir evolving. Mükemmel bir karbon oldu. Ve Glove'un 2 killiyle round kapandı bir anda. Karşılanmaz normalde hücum ekibi. Unity de çok açık bir pozisyonda. Zistu da çok açık bir pozisyonda. Biraz
riskleri arttırıp fightları kazanmaya başladı. Oksijen Lurz içeriye harika sızıyor. Sağında bir oyuncu daha var Lurz'un ama Mites bu sefer karşılık verdi. Toronto bir yandan Leap'i düşürmüş. Şimdi Social içeri girmeye çalışıyor. Bıçakları neredeyse bitecek Mites. Bir kill daha çıkardı. Lawrence karşılık vermiş ona. Toronto kovuldu Lawrence. Ve 2v2'de A-Site'da şu anda hiçbir savunma oyuncusu yok. Yavaş yavaş Unity geldi buraya doğru. Lawrence acaba onu fark edebilirler mi? Lawrence görecek. Mükemmel bir vuruş. Lawrence Zestu'yu tek bıraktı. Şimdi yalnız daha fazlasını istiyor. Takım arkadaşını birebir de bıraktı. Yeri belli belki ama Soçin üzerine doğru oynayacak. Ooo Zestu! Roll çaldı Lawrence'den. Yalnız savunma olacak. Social kaybedildikten sonra herhangi bir denemesi olamadı. 4'e doğru ilerletiyorlar oyunu. 0'dan geldiler buraya. 3-0'lık bir seri. Soçin'i plant'e almayı başardı. Ultisi var. Yani bu round hala sıkıntıya sokulabilir ama eş zamanlı killer geliyor ve Unity'nin arkadan gelip bütün oyunu bozduğunu görüyoruz yine. 6-4. Geride bıraktıkları bir ilk yarı var. Ama devamında oyunu kazanmışlardı ve Unity mid'de entry'yi almış. Connector tarafında geçiş izni vermediler. Sadece ilk round hatırlarsın böyle bir izin verilmişti. Ağ açılıyor. Orta açılıyor. Berke. Mid round'da aldıkları riskler meyvesini vermeye devam ediyor. Unity nasıl dikkat dağıtıyor bakar mısın? Arkadan şimdi gelen oyuncu da ateş etti. Bu arada sıkıştılar. 3 farklı çapraz ateş var Unity. Agresif, oldukça agresif. 2 tane kill çıkardı. Zestu'nun da desteği var. Ve birden round bitti. Sıkıştırdılar ortada. Kapana kıstırmaya çalışıyorlar. Bir de drone gelecek. Soulshibble. İçeriye girmeye çalışabilir. O bölümde 2 tane oyuncu var. Zestu yine. Birden fazla vurdu. Zestu çok keskin. Ardından Unity de Toronto'yu yakalıyor. 2 ve 4 şimdi. Soşin ve Lawrence ikilisi. Şimdi bir de arkadaşını kaldıracak ama Unity harika bir vuruş daha çıkardı. Artık Lurz tek, zırhı yok, bir ultisi var. Gelen şok oklarını görebiliyorsunuz. Bu ultiyi burada bile harcayabilir. Çünkü arkadan da bir oyuncu gelecek. Şimdi drone kullanılıyor bir yandan. Şimdi onu aldığı yerden elinde Bulldog. İyi bir headshot gitse de sonrası. 6-0'lık seri, 6-0'lık karşılıktan sonra bir de tabanca roundunda Toronto ile ilk kili almış oldu A-Site'da. Toronto, o da kendisini buluyor. Kötü bir başlangıç yaptı diyebiliriz. Şimdi Social Toronto ile karşılaşacak. Social'ı da yakaladı Toronto. İlk önce Rippy, ardından da Social'ı düşürdü. Social çok yakın, drone geliyor buraya. Social karşısında çok kalabalık bir grup var ve Unity de Social'ı yakaladı. Artık yani sadece Lurz ve Lawrence'in 5 oyuncuya karşı yapabileceği çok bir şey yok. Neden yok? Yani neredeyse hasar almadılar Berke. Şimdi hasar aldı biri ama yani Mites Lawrence'i düşürdü. Lurz'un yeri belli. O da hasar veriyor ama kill. Şimdi hızlıca B koşuluyor yalnız. Sage'i fark etti Lurz. Aklı karışabilir. Sage'i yakaladı ama arkasında takas için oyuncular var. Lurz bir kill daha bulamıyor. Zestu'dan takas geldi. Lawrence fark edecekler. Lawrence o da Zestu'ya yenik düştü ve Oksijen ekibi bu bonus roundunda başarıya ulaşabilir. Tıpkı Firefox'ın yaptığı gibi. Soçnik'ini çıkartıyor. Can az. Mites sızdı. O da veriyor. Mites sızdı. Altında jet var ama Social çok dikkatli. Bu dikkati sayesinde roundu bile kurtarmış olabilir ama henüz bitmedi hiçbir şey. Çünkü sona kalan iki oyuncu Viper ve Sova. Viper'ın iki tane post-plant yeteneği duruyor. Social Zestu'yu yakaladı artık. Glover'ın bir şeyler yapması gerekecek. Şansı yaver gitti. Soşin'in canı az. 1v3 kulaç denemesi olacak ama Spike çözülmek üzere. Çok geç kaldı Glover. Soşin'i Glover'ı yakaladı. Bu roundu kaybetti. Onto bir yandan onu zorlamaya çalışıyor. Şimdi Social ilkini çıkardı. Mites üstünden. Yani Turret'te olduğu için aslında Mites'in büyük bir avantajı vardı o tarafta. Rip yalnız kötü yakalanabilir. Lawrence'dan harika bir yardım geliyor o tarafta. Unity yine tek başına yakalanıyor yalnız takımından. Biraz bağımsız. Ve tek başına artık Zestu. Tabii Elbow tarafından bir oyuncu gelecek. Yeri açığa çıktı ve Lawrence Wallbang headshot'la roundu 3 kill ile kapatırken eşi. Lurz. Sarımda bir oyuncu var. Lurz sarı arkasında 2 kişi var. Orada Lurz kaçırdı spreye makine aldı ve spray transferinde headshot'ı buldu Zestu'da. Zor bu spreye 2 tane kill biraz şanslı hissetmeli Lurz kendisini. Toronto şimdi o da 2. killini çıkartıyor. Hala adam avantajı tabii ki. Fireflux'da ve fişi çekiyorlar. Social Rip. Açıktaki oyuncuları gördüler. Bu sürü çıkacak. Rakipleri birer birer ekarte etmeye devam ediyor şu an. Social'dan gelen bir ulti. Yalnız orada önde yakalanabilir. Çok şans harcıyor şu an takımlar. Evet. Glove Unity. Birer şerif headshot iki oyuncudan ve Unity arkadaşını kaldırdı. 3 ve 5 oldu round. Lawrence'in yeri belli artık işaretlendiği için zaten Social'ın site arkasında olduğunu biliyorlar ve Lurz da arkadaşlarına katılacak. Site'i kaybettikten sonra bir de Viper ultisiyle boğuşmak zorundalar. Lawrence istiyor bu kill'i verdi. Bu sanki round'u kaybettiklerinin
tescili gibi ama Lurs dili çıkartıyor. Spike'ı engelledi. Beklemeyebilirler burada. Var. Social doğru yeri bulabilir mi? Social. Ok geldi. Spike engelledi. Orada bir oyuncu daha var ama Glove nereye ateş edeceğini çok iyi biliyor ve oksijene vuranda alması için 3 tane kritik ulti harcandı. Tez. Nerelere geldi? Haberleri yok. Aa, uf, iyi vuruş. Yani ilk şansını harcayınca muhtemelen takas gelebilir diye düşündüm. Ama yani bu iletişimin kuruluyor olması lazım. Ve Rip site'ın arkasında duvarın rengine bak. Duvara bir şeyler olmuş. Renk kör olmamış. Sıkıntı yok. Okey. Tamam. Glove. Arkadan gelen oyuncunun farkında. Rip ulti kullanacak ama nereye gidecek? Nereye gitmek istiyor acaba? Şöyle bir bakalım. İnfo almaya çalışırken onu engellediler. Toronto. Rip'i düşürdü hemen. Toronto'ya cevap veren Laures oldu. Ulti yok. Ulti olmadığı için 3 ve 4 devam etmek zorundalar. En büyük sıkıntı Glove. Bence korumalılar. En arkada yalnız, en arkada Lurz var. En arkada Lurz var. Lurz skill çıkaramazsa korumalılar. Çünkü... Ya o biraz line-up'ları zorlayabilir Alican. Glove'un üzerine gidiyor. Eş zamanlı killer geldi. Bir anda 3 ve 2. Fireflux'ın adam avantajı mevcut. Lurz! Zestu'yu da vuruyor. Unity'ye bakmadılar bile. Bir düello ve Sociable. Asit havuzu içinde süre olmasına rağmen Unity'yi düşürüyor ama dediğin gibi süre yok. Ya çok sıkıntı olacaktı. Bu 3 ve 4 olmasa kazanırlardı kesin. Evet, evet. Kesin olduğunu görüyorum. Eğer Toronto'yu fark ederse avantajlı olan o ve Sociable mitesi yakaladı. Bir headshot geliyor ripten ama Wallbank'te. Sochne. Ultisinde Zestu'yu yakaladı. Çok iyi bir başlangıç. Fireflux adına Toronto. Ultisi hala açık. Çok fazla hamle yapamadı. İçeriye birden Dash'le girecek. İlk önce Rap'i yakaladı. 30 canı var. Canını acaba arkadaşı tazeleyebilir mi? Keşif okunu engelledi. Bu duman bulutuyla. Şimdi bir de duvar gelecek. Sociable'ın dikkatli olması lazım. Glove'un da ultisi var. Geçtiğimiz round kullanılamamıştı Toronto. Etrafta gezmeye devam ediyor. Harika bir bıçak. Harika bir vuruş Toronto. 30 canı var. Devam ediyor. Yani... Sage'in yeteneğin geldi, canını tazelemesi artık lazım Toronto'nun. Gelmemiş, pardon. Yani iki tane oyuncu henüz geliyorlar arkadan. Ve arkadan tabii ki Glove bir oyuncu bekleyecek. Bu tarafta off angle'da bekliyor. Lores ses yapan Lurz oldu. Alt tarafta olduğu biliniyor. Şimdi üzerine doğru gidecekler ama Glove yaşamaya peki devam ediyor. Lurz'un elinde Judge var sadece. O yüzden tabii, üzerine gitmeye çalışacak ama Sochne önünde Toronto'yu yakaladı. Tek başına kalıyor Lurz. Unity'nin Sochne ikiliyle birlikte. Şimdi Lurz mesafeleri yakınlaştırmaya çalışacak. Perdeyi açtı, içeri doğru girmeye çalışacak ama zamanı zaten bitti. Yok. Yani düşerken rakibini de düşürmeye çalışacak tabii Blast'la birlikte. Öne geçti Oxygen Esports. İnanılmaz bir round. Bak mesafe düelloları. Sociable rakibini buldu. Toronto çok açıkta yakalanıyor. Bütün açılarını aslında takım arkadaşları sahipti. Bıçağı bıçak. Canmış oldu bir şekilde Sociable ama önemli olan tabii ki yani rotasyonu da gelebilirler bu arada. Ve side önüne gelen asit havuzu kurmasını engelleyecek. Yandan Okta kırılıyor. İyi bir inisiyatif. Yine reload'da yakalandı. Unity killleri buluyor ama yani round hala bitmiş değil. Sociable belirttiğin gibi Glove'u yakaladı yine bıçaklarla ve kitchen'dan gelmeye çalışacak. Ortada bir ulti kalmadı artık. Rip arkadan acaba rahatsız edebilir mi? Elinde bir şerif var. Unity burayı tabii ki bekleyecektir. İki tane de slow'u olduğunu görüyorum. Tabii Viper'ın da line-up'ları bir yandan duruyor. Onu kullanmaya çalışacak. Sociable ortalığı karıştırdı bu bulutlarla. Ve içeriye doğru girmeye çalışırken arka bir kill daha. Bu 3 oldu. Ace'e doğru gider mi? Gireye kadar getirdi. Sociable bitti. Bıçakları bitti. Round'u kaybetti. Sociable. Sadece yani bir bıçak daha. Bütün o, şu an koşulları değerlendirdiğimizde işi çok zor artık. İnanılmaz. Fireflux'ın ve Sociable resmen bir imkansızı başarmaya çalışacak. Koşarak ilerliyor kitchen'da. Şimdi Toronto Dash ile kaçtı buradan. Operatörü epiklemek isteyecek Sociable. Çok güzel çok bir güzel vuruş. Ancak hala yakalaması gereken iki tane oyuncu var. Yerden bir rifle almaya çalışacak. 30 mermisi var. Tabii iki oyuncunun nerede olduğunu bilmiyor. Bir tanesi Glove. Bir tanesi de Unity. Line-up yok. Fight'ları kazanabilir. İlk oyuncuyu fark etti. Yarıya kadar çözmeyecek. İlk kill aldı. Sociable imkansızı başarmaya doğru gidiyor. Unity yarıya kadar çözdüğünü fark edemeyecek. Şimdi yarıya kadar çözdü. Oturuyor. Risk alacak. Unity piklemiyor. 12-11 olmak üzere. Aldı. 12-11 Sociable. Neredeyse imkansız. Kesinlikle bir fake verse. Bir kez daha shoulder atsa. Zaten rakibini görebilecek. Bir daha çözme fırsatı zaten yok. Unity'den büyük hata. Sociable'da 1 ve 3'ü inanılmaz, imkansız bir şekilde. İşler çok daha zorlaşacak. Lores'te bir ulti var, o yüzden retake 6 kişilik savunmayla kazanılmaya çalışılabilir. Lores'in erken düşmemesi şart. Rip'in önden gidecek olan oyuncu arkadan da yine sıkıştırmaya çalışıyorlar.
Haven alındı. Ama Haven 6 çok kalabalık ve Spectre ile birlikte ilk kill Glow'dan. Çok ucuz geldi. Laures arkada, o yüzden arkadaşını kaldıramayacak. Laures zaten düştü. 3 ve 5. Her şey yine neredeyse, neredeyse imkansız. Soulshibble ama hala hayatta. Soulshibble yine 2 tane kill. Soulshibble. Soulshibble Unity'yi düşürdü ve o da ikiledi. 2 ve 1 Zistu. Hiçbir şey bitmiş değil. Şimdi zehrini kullandığı sürekli veriyor. Ve Zistu gitmeden önce round alacak hamleyi yaptı. Maçı da kazandı önce. İnanılmadı. Ve A site'a doğru bir oyun kuruluyor. Bura çok kalabalık. Savunma ekibi agresif. 2 tane kill çıkarmışlar. Karşılık gelecek. Soulshibble 1 kill buldu ve Soulshibble Mitezi yakaladı. A'daki 3 oyuncu 2 kill alıyorlar ama 3'ü de hayatlarından oluyorlar. Bu yeterli değil. Kesinlikle değil. Yani girilen oyunda aslında 3'e 2 adam avantajı oksijende kalacak şekilde olmalıydı. Soulshibble'ın tabii ikinci düelloya girmesi, son mermisiyle birlikte Frenzy kill'ini çıkartması önemli. Zist aşağı atladı. 2 tane kill. Uzak mesafe düellosu. Ve şimdi birebir kaldılar Toronto ile birlikte. Soulshibble şimdi burada biraz shoulder atacak zıplayarak. Rakibinin yakında olduğunun farkında. O yüzden geriye doğru adım adım gitmeye devam ediyor. Ses verdi Toronto. Ya çözme imkanı pek fazla yok. Yalnız yine yaklaştığının farkında. Bu düellodan galip çıkan yine Soulshibble oldu. Zamanlar lehine işlemeye devam ediyor Toronto'nun. Şimdi çözmeye doğru ilerleyecek ama Soulshibble akıl oyunları geriye kadar çözmeye çalışacak ama pek bir imkanı yoktu. Kontrol verdiler şu anda Fireflux'a ve Lurs buradan bir Vandal alacak. Yerdeki Vandal aldı arkadaşıyla birlikte. Pazardan çıkmaya çalışıyor Toronto, bakalım nasıl destek verecek bu savunmada. Bir boost var, Toronto'nun önünden geçecekler. İlk oyuncuyu kaçırdı Toronto. Lurs harika yakaladı Toronto'yu ve Zistu artık yardımsız tek başına. Unity geldi, Spike'ın önünde Unity'den 2 tane kill. Zistu başarabilir, bu roundun altından kalkabilir şimdi. 20 saniye var, Laures fark etti, sağlı sollu geliyorlar. Şimdi Zistu, 33 canı kaldı sadece, gelecekler. Bir canı var Zistu'nun hayatta, Mites. Zistu sayesinde pozisyon buldu, 10 saniye Laures. Şarjör değiştirirken çıktı Mites. İşin ilginç yanı. Unity mi teklendi? Galiba Unity teklendi. Yok, yok. Arkaya doğru giderken şimdi Dash'le birlikte içeri girmeye çalışacaklar ama yakın mesafede Mites var. Pozisyonu bozuldu, Unity vurmaya devam ediyor. 3 oldu Unity. Unity. Harika bir oyun, mükemmel bir site savunması. Lurs kör edildi, düzeltiyorum. Kör edilen oyuncu Glove. Bir V4. Artık Lurs'un da pek yapabileceği bir şey yok. Lurs deneyecek, Spike almaya çalışıyor. En azından arkasında da bir oyuncu var. Berke gerçekten iyi bir savunma yaptı Unity. Ben teklenen deyince şöyle anladım. Hani ulti Unity'ye geldi de sanki diğer oyuncu hasar aldı dediğin gibi anladım. Yo, oyun bozuk minimalinde bir şey söyledim sandım. Doğrudur. Kısa pozisyonunda Mites'in durduğu yeri görüyorsun. Çok güçlü olacak. Mites'i burada ilk etapta tahmin edeceklerini düşünmüyorum. Özellikle açısına girerlerse Mites şimdi yeteneklerini kullanıyor. Rakibi biraz yavaşlatacak. Onlar ilk etapta giremeseler de buraya girme konusunda kararlılar. Mites çok güzel bir aşı ilk oyuncuyu gördü ama fırsatı iyi değerlendiremedi. Buz duvar kırılmış ve ulti gelecek Brasco'dan. Mites etkilenmedi, bir flash fake olarak bu konuda dair. Spike kaldı geride, Mites Spike'ı düşürdü. 25 saniye, ortalık yine kaosa sürüklendi ve bir de ulti var. Buraya mecbur gelecekler. Harika bir paranoya geldi. Lurs düştü. 2v5 birden hücum dağıldı. Yok oldu. Kazanma ihtimalleri zaten kalmadı bu genel tecritle birlikte. Farklı açılardan baskı geliyor ama Soulshibble şimdi önde kalacak. Oraya doğru gelen spamler söz konusu. Bir oyuncuyu gördü Soulshibble. İkinci kill'e doğru ilerliyor. Wolfbank headshot durumu söz konusu. Ama takas geldi. Laures'i de kaybetti. En yakın dostu artık yaşamıyor Soulshibble'ın. Ve tek başına silah korumak zorunda kalacak. Hatta cross koydu, bekliyor ve son yapamadığını görüyoruz. Orada Soulshibble. Çok güzel bir flash desteği. Bu bıçaklardan çektiği nedir Soulshibble'ın? Fight bitmedi burada. Soulshibble de bir kill çıkarmış. Mites'in üstüne gidecekler. Brasco. Bir şerif headshot. Ultiler var. Sage ultileri var. Duvarı hemen kırmaya çalışacak Toronto. Laures Soulshibble'ı kaldırdı. 2v5. Toronto ilkini çıkarmış. Kendisinin de ultisi var. Bir anda rakibini fark edebilir mi? Toronto'dan harika bir vuruş daha. Toronto canını tazeleyecek. 2v3. İki oyuncunun canı az. Şok oku geldi. Soulshibble Toronto yakaladı artık. Ki kullandı. Ve bu sayede tekrar 5 round sonra scoreboard'a dahil oldular. 5-3. Fark tekrar 2. Toronto operatörle bu sefer kısadan pikledi. Sage operatör. Toronto kullanmayı seviyor. Yani iyi bir işe imza attı. Laures'i buldu bu arada. Yani Laures'in bu kadar erken düşmesi takıma büyük zarar verecek. Heal yok, duvar yok.
Evet. Saat girişlerinde o bir de Lores yok yani. Ve... Bir de Sociable yok. Uf 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 yani. Elemelerde en etkili iki oyuncusuydu Fireflux ekibinin. Sociable ile Lores biliyorsun. Bu arada bir fake. Lurz'dan burayı oynamaya devam etmek istiyor gibi gözüküyor. Baskı yok. Ve bu süreden sonra bireysel hamleler yapılmaya çalışılacak. Lurz. Çekmenin hemen dibindeydi. Mitez'i tahmin etti. Sochi'de bir tane daha vurursa round değişir ama Mitez müsaade etmedi bu sefer buna ve... Brasco tek başına kaldı ortadan. İlerleyecek Zeus'u geliyor pike doğru. Brasco eline kötü bir zamanlamayla belki flash çekmişti. Bir tane daha kullanacak. İşi zor Zeus'un. Backup da geliyor. Toronto bu sefer kaçırdı. Toronto'nun kill vermemesi lazım. Toronto 30 canını bıraktığı için tabii ki hemen klasiğini çektiler. Brasco kısaya bulti atacak. Mitez gitti. Aa, bulti gelmedi. Mitez ayakta bir tane kill buldu. Mesafeden dolayı Mitez kurtuldu. Brasco ama unity'yi düşürüyor. Smoke'dan, smoke'dan. Ve... 3v3 Glove'da Smoke'dan. İnanılmaz. İnanılmaz. Sülükler gelecek şimdi iki oyuncunun üzerine doğru farklı açılardı ama Glove'la birlikte harika oynadılar orayı. Glove 3 kill. SMG değil ama Jet'in elinde sonuçta. Yani top mid'den bu arada info almaya çalışacak Sochi. Buranın çok kalabalık olduğunu tabii ki biliyorlar. Mitez önünde iki tane oyuncu bulacak. İkinci kill'i bulabilir mi? Hayır. Cross'u bozdular. Glove şimdi kendine pop flash ama top mid'de etkilenmeyen Brasco avantajı takımına getirdi şimdi. Yalnız Unity burada erken pikledi. Sociable trade avantajı yok. Ve zehrin içerisine girmeye çalıştı Lurz. Avantajı kaybettiler. Bu fevri hareketler. Bu pervasız kaçtı. Hareketler. Round'un kaybına sebebiyet verdi. Yani short'taki oyunluk arkasını dönüp nasıl gider? Taret gördü onu. Şimdi Zeus'u bekliyor. Zeus'u kimsenin geçtiğini görmeyince. Mitez gitti buradan ama Brasco'da bu sefer Zeus'u yakaladı. Ve Sociable çok rahat iki tane kill. Sociable 3'ü de buldu. Sociable. Bitirdi bu roundu. Açıldılar. Göz göre göre açıldılar. Toronto artık tek. Kapı kırıldı ve en azından bir kill çıkarmış oldu ama. Yani göz geldi. İnfoyu aldılar. Arkada kimsenin olmadığı belli. Şimdi Sochi. Site'da dayanmaya çalışıyor. 18 saniye. İlk kill Laurus üzerinden gelmek üzere. Belki Sochi arkadaşına çok iyi yardım etti. Sarsma harika. Glove ilkini çıkarmış. Sochi yakın mesafe. Headshot var ama olmadı. Lurz geldi buraya. 9 saniye var. 1v2 Lurz bir fight daha kazanabilir mi? Hayır. Toronto Lurz'u düşürdü ve buradan bir flash daha kaldı cebinde. Bu flash'ı doğru anda kullanmaya çalışacaktır. Asayt'a doğru geçiyorlar. Asayt içerisinde Lurz tek başına. Tek başına bir savunma yapacak. İlk oyuncu geldi. Lurz'u fark etti. Lurz ölürken takas imkanı yoktu. Lores şimdi belki takası getirdi ama kendisi de canından oldu. Unity önemli bir kill. Brasco nerede olduğu belli. Ve Sociable arkadan gelecek. Kısada fark edildi. Elimde Şerif var. Sochi dikkatler dağılınca Zeus'u düşürmüş. Unity de Sochi'yi yakaladı. Unity takaslar konusunda bugün. Oldukça en azından bu roundda önemli işlere imza atıyor. Ve Brasco şimdi Sociable'la deneyecek 2v2'de. İlk oyuncuyu fark ettiler. Unity'den bu 3. kill Unity. Son oyuncuyu da belki fark etmek üzere. Brasco sağa geçtiğini görmedi Unity'nin. İki oyuncuyu kesinlikle evin altında beklemeyecektir ama sarsması harika. Brasco bu sarsmayla birlikte atlamadı. Çünkü Unity'yi hala jeneratörde zannediyor. Bir info kaybı Brasco'ya roundu verdirecek. Unity'yi gördü ancak... Unity daha hazırlıklı ve 4. kill. Kısa tarafında önde. Yani haritanın önemli kontrol noktalarını almayı başaran yine Oksijen adım adım ilerlemeye devam ediyor. Lurz kontağa girecek mi diye bakıyorum. Viper perdesinin arkasında kaldı tabii orada iki tane oyuncu. Sochi'nin kör edildi. Şimdi Raptors önünde bile bir düello fırsatı. Mitez aslında ilk olarak rakibini gören kendisiydi sanıyorum. İki oyuncunun yeri daha açığa çıkıyor. Şimdi Sochi'nin yardıma gelecek Paranoia ile birlikte. Orada 2'ye 1 takastan sonra Sochi çok iyi bir yardım. 3 kill geliyor kendisinden. Lurz'la yaptığı oyun gerçekten harikaydı. Başta tabii ilk sızan oyuncuyu da kendi başına düşürdü. O çok kritikti. Sochi bu round gelirse kesinlikle mimarı ama bitmiş değildi. Ben bunu söylerken Brasco Wallbank Random maçın gidişatını da değiştirebilirler. Brasco yeteneklerini kullanıyor. Lores yine buzunu bırakacak. Birer karşılıklı kill Glove ve Sociable'dan Lurz devamını getirdi arkadaşı için. Ancak kaçabileceği için çok iyi hissetmeli. Arkasının kontrolünü de aldılar bu şok oklarıyla birlikte. Yani orayı hala zorlamaya devam ediyorlar. Orada hani Lurz bir kaza kurşununa da gidebilirdi. Lurz hemen şaraphaneye yerleşti. Şimdi sorumluluk sahibi olan bir Sochi var. Hani kısanın infosuna dair çok bir info yok. Bu yüzden yavaş yavaş tabii ki Sochi drone kullanmak durumunda kaldı. Bu arada baktılar. Lurz ısırılarak düştü. Dostlarımı Unity kaldırıldı. Anlamıyorum.
İnanamıyorum. Nurs bu şekilde ölmek istemezdi kesin. Kim ister ki? 3 ve 4. Biraz vahşice. Şimdi gelen tecritle birlikte savunmada alınabilecek Brasco'nun pozisyonlar. Brasco'nun ultisi belirli. Var hala giremediler. 29 saniye. Brasco bu ultiyi hazırlamadı Brasco. Kimse alıkoyulmadı. Toronto Sochny'yi yakalamış. Bu ultiye oyun kurulmamıştı. Şimdi bu ulti gelecek ama en arkadaki oyuncuları bakalım nasıl yakalayacaklar. Etkilenen oyuncular var. Sülükler rahatsız edecek. Lawrence atladı. Viper'ın içerisine giriyor. Unity ulti halindeyken Lawrence'i buldu ve Brasco tek kaldı. Artık ultinin etki spawn'una sahip. Ya şöyle Tazmanya Kaplanı'nın Lurz'u görüp görmemesi ya da Lurz'un orada düşüp düşmemesi. Bakalım. Şimdi iki oyuncu birden eş zamanlı killer. Mites Toronto. Mid'de Brasco çıktı yakalanabilir. Bir flash daha kullanacak. Mites. Glow Toronto ikilisi yine killeri gelmeye devam ediyor. Tek başına bir anda Sochny çıktı. Ve 13.